Bugün sizin için üniversite düzeyinde, lise düzeyinde veya iş hayatınızda kullanabileceğiniz bir sunum aracı göstereceğim arkadaşlar. Bu sunum aracının adı Canva. Canva'da ücretsiz bir şekilde sunum yapabiliyoruz. Bende ücretli versiyonu var. Hem ücretli kısmını hem de ücretsiz kısmından bahsedeceğim. Ama para vermenize gerçekten gerek yok. Hani ücretsiz bir şekilde de bu çok iyi bir şekilde işliyor. Ve eğer okul hayatınızda kullanmak istiyorsanız bu size yüksek puanlar kazandırabilir veya iş hayatınızda daha başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda profesyonel ve yani az bir zaman ayırmış olsanız bile emek verilmiş bir çalışma çıkabiliyor ortaya. İsterseniz videomuza hemen geçelim. Öncelikle ben yorumlar kısmına sabitlerim Canva'nın linkini. Böyle bir arayüz geliyor arkadaşlar. Kaydolma kısımlarına hiç girmeyeceğim. Zaten bununla ilgili bir videom var. O daha çok YouTube küçük resim üzerine, burada da yaptığım örnekler üzerine. Üste çıkan karttan da ulaşabilirsiniz o videomuza. Evet, şimdi hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu arayüzden arama çubuğumuza yazıyoruz arkadaşlar. Sunum hazırlama. Sunum yazıyoruz arkadaşlar buraya. Burada pek çok şablon var. Bu şablonları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yazıları silebiliyorsunuz. Sadece arka planı kullanabiliyorsunuz. Ve iki sunum arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar pro olarak gösterilen seçeneklerimiz ama ben ücretsiz versiyonuyla yapmaya çalışacağım olabildiğince. Ama zaten çok pahalı bir uygulama olmadığı için yani satın da alabilirsiniz bunu düzenli olarak kullanıyorsanız. Şöyle bakıyorum ben. Bunlar çoğu ücretli ama mesela ben burada ücretsiz versiyonunu buldum. Bakalım daha neler var. Şu şekilde iniyorum. Tamam. Şunu seçeyim arkadaşlar. Hatta bunu seçmeyeyim. Bakın buradan bunun belirli varyasyonları da çıkabiliyor. Mimarlık sunum mesela. Mimarlık için bir sunum hazırlamak istiyoruz değil mi arkadaşlar? Örnek veriyorum. Bunun pek çok versiyonlarını yapabilirsiniz gösterdiğim gibi. Bu şablonu özelleştiriyorum. Buradan bize yaklaşık 11 sayfalık bir şablon çıkıyor. Bu şekilde şablonlarımız hazır arkadaşlar. Ben burada örnek veriyorum. Mimarlık değil de makine mühendisliği şeklinde yapıp bunu yeniden güncelleyebilirim. Veya bu fotoğraflar var. Fotoğrafları değiştirebilirim arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Bunun rengini buradan istediğim gibi değiştirebilirim. Hatta Canva'nın şöyle bir yapay zekası var kendi içinde. Uyumlu olması adına buradaki fotoğraf renklerinizi kullanmanız çok daha güzel oluyor. Yani denediğin bunları kullanmanızı ve denemenizi tavsiye ediyorum. Bu renk paletleriyle daha güzel göründüğünü düşünüyorum ben. Buradan yazılı fontları var çeşitli şekillerde. Buradan istediğinizi kullanabilirsiniz. Onun haricinde yazı için gösterebileceğim altlarını çizebiliriz arkadaşlar, önemli kısımların. Veya bir hata göstermek için üstünü çizebiliriz. Mesela sadece makine çizmek istiyorum ve sadece bunun üzerine işlem yapmak istiyorum. Bunu seçiyorum bu şekilde. Mesela bunu turuncu yaptım. Altını çizdim. Bunu şey yapmayayım. Aynen. Şöyle bıraktığım zaman bunun üzerine işlemiş oluyor. Yandaki menü bazen gidebilir bu şekilde. Bunun da çözümü tasarıma bastığınızda gelecektir veya bileşenler. Buradan kendi bileşenlerinizi de ekleyebiliriz bu arada arkadaşlar. Örnek veriyorum makine mühendislik. Mesela ne olabilir? Mimarlık. Mimarlıkla ilgili bir şey eklemek istiyorum buraya. Fotoğraflar, videolar var. Ben grafik bileşenleri mesela buradan atıyorum. Bunu kullanmak istedim. Şöyle birazcık küçültüp bunu yukarıya koyabilirim, atıyorum. Yani pek hoş durmadı ama bunu kendi hayal gücünüze göre tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun da haricinde ne gösterebilirim? Bileşenlere basıyorum tekrardan. Tümü diyelim buradan. Başka gösterebileceğim bir şey arkadaşlar. Şöyle videolar var. Videoları böyle küçük çaplı şekilde size buraya koydum. Bu slaytımın içine gezinebilir. Mesela bu birinci sayfamız için. İkinci sayfaya geliştiğimizde buradan yeniden bir tasarım yapabiliriz arkadaşlar. Grafik bileşenleri, fotoğraflar. Mesela ben bu fotoğrafı çok beğendim. Atıyorum. Ben bu fotoğrafı çok beğendim. Arka plana koymak istiyorum.
Geliyorum. Buraya koydum ya. Sağ tık yapıp arka planı değiştir var. Bir anda oturtuyor. Baktım çok dikkat çekti değil mi? Böyle mesela hani yazılar pek okunmuyor. Şöyle yapıyoruz yine bir hatta bir tane tık yapıyoruz ve buradan şeffafını ayarlıyoruz. Biraz daha şöyle. Daha hoş durdu mesela. Başka gösterebileceğim. Böyle ince şeyler göstermeye çalışıyorum. Herkesin göstermediği şeyleri göstermeye çalışıyorum. Mesela yazıları daha da göz alıcı şekilde yapabiliriz. Başlıkları efektler kısmına geliyoruz arkadaşlar bunun için. Vurgu kısmı var. Bunun yoğunluğunu arttırıp daha da abartabiliriz. Veya şunu ben daha çok kullanıyorum genel anlamda. Böyle dışını özellikle siyahla yaptığımız zaman daha ilgi çekici olabiliyor. Bu şekilde. Onun harici göstermem gereken başka neler olabilir? Şu şekilde küçük şeyler de yapabiliriz. Mesela örnek veriyorum. Fotoğraf var. Fotoğrafların tek tek gelmesini istiyorum. Animasyona basıyorum. Ve sağdan. Bu şekilde. Buna bastım. Bu silmeyle geldi. Buna bastım. Bulanıklaşarak geldi. Arkadaşlar mesela şu şekilde. Bunları ekledim ya. Bunları ekledik mesela. Ben animasyonlara bunu uyguladım. Şöyle büyütüyorum buradan. Birinci slide. Anlattınız burayı işte. Video dönüyor. Arkada kendi otomatik bir şekilde. İkinci slide'a geçiyoruz. Fotoğraflar bu şekilde düşüyor. Hani bu şekilde güzel olduğunu ben düşünüyorum. Daha da zenginleştirebiliriz bunu içerik açısından. Daha da devam edelim. Bunları yazı için de yapabiliriz tabii ki. Süzülme şeklinde olabilir. İşte buna böyle yapabiliriz ve bayağı olabildiğince profesyonel ve zenginleştirilmiş bir içerik çıkarabiliriz aslında. Bunun haricinde göstermem gereken ne olabilir? Bunun haricinde zaten kendi içinde hani projeniz hazır bir şekilde oluyor. Sadece bu yazıları yazmak kalıyor geriye. Zaten şablonlar çok güzel bir şekilde ayarlanmış oluyor. Ama siz yine kendinizden bir şeyler katmak isterseniz bunları düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Çizim var. Bunu kullanacağınızı pek sanmıyorum. Ama böyle eğer göstermeniz gereken bir kısımlar varsa bu şekilde gösterebilirsiniz. Dediğim gibi bu çok kullanılan bir araç değil. Ama neden kullanmıyorsunuz? Bunun haricinde arkadaşlar Canva'nın içinde yapay zeka özelliği var. Örnek veriyorum bir fotoğraf arıyorsun ve bu fotoğrafı internette bulamadınız. Geliyorsunuz buraya. Mesela örnek veriyorum. Fatih Sultan Mehmet değil mi? Ablus. Aklıma böyle bir şey geldi. İnternette bulamadım. Atıyorum. Basıyorum bunu. Bir süre beklememiz gerekiyor. Kısa bir süreliğine. Ve bize 4 adet farklı varyasyonları da Fatih Sultan Mehmet tablosu veriyor. Yani çok benzetememiş. Tabii ama siz daha böyle yüz değil de daha çok böyle hani bina, şekil, obje şeklinde çizdirseniz daha güzel olabilir. Mesela çok güzel olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle arkasına baktığınız zaman da. Bunu buraya koydum. Baktım buraya bunu koydum değil mi? Bir garip durdu hani bir hani havada gibi durdu, güzel durmadı gibi. Basıyorum buna. Buradan kenar stili var. Azıcık kalınlaşıyorum. Kenar rengi diyorum. Daha güzel bir renk bulabiliriz. Aynen. Buna bir çerçeve yapmış olduk. Kenarları yumuşatabilirim böyle yuvarlayabilirim. Bu şekilde oluşturduk. Baktık yazılar üste geliyor. Bunu nasıl toplu bir şekilde yapabilirim? Şuradan tutuyorum. Bu şekilde seçiyorum ve böyle yana kaydırıyorum ve toplu bir şekilde küçültüyorum. Yana kaydırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar videomuzda bu şekilde anlatacaklarım. Daha fazla bir şey anlatıp videoyu uzatmak istemiyorum. Temel olarak bunları kullanarak da işinizi görebileceğinizi düşünüyorum. Video işinize yaradıysa abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.